Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sana baktığında ne görüyor, onda bıraktığın etki nedir? Mini açılım ile karşınızdayım. Mini açılımlar uzun sürmüyor. Sizler için 3 tane obje, daha doğrusu kağıt hazırladım. Yeşil, turuncu ve mavi kağıtlardan bir tanesini seçmenizi istiyorum. Kısa ve öz bir bakım olacak. Önce yeşil için kartlarımı oluşturayım. Sadece 3 tane kart açacağım. Bakalım bu insanın gözünde siz nasılsınız, size baktığında ne görüyormuş? Turuncu için yapalım. Ve mavi için yapalım. Ben kartları yerleştirdikten sonra da seçiminizi yapabilirsiniz. Hatta bazen şöyle de oluyor. Önce renklere odaklanıyorsunuz, seçiyorsunuz. Sonra ben kartları yerleştirdikten sonra aslında enerji olarak çekildiğiniz şey diğer renkler olabilir. Böyle olduğu durumda her ikisini birden dinleyip uyan alabilirsiniz. Yeşilden başlayalım. Bakalım bu kişi ne söyleyecek? O kadar güzel bir kartla açtık ki. Vay anasını. Bir kere siz bu kişiye göre aşırı derecede cazibelisiniz. Sizin cazibenize çok fazla kapılıyor. Sizi çok derin ve yoğun buluyor. Bir yerde gözü bundan korkabilir ama bu onun için çok büyük bir çekim kaynağı. Sadece kendisi için değil, diğer insanlar için de böyle çekici olduğunuzu düşünüyor. Peşinden koşturan, peşinden insanları sürükleyen bir enerjisi var diye düşündüğünü görüyorum. Dişil enerjinizi çok beğendiğini görüyorum bu kişinin. Beni dinleyen eril arkadaşlarım, siz de bu kişinin dişil enerjisini çok beğeniyorsunuz. Ve o da sizin bu beğeninizin farkında. Ve sizi biraz dikkat çeken şekilde hareketler yaparak kendisine çekmeye de çalışıyor. Burada benim dikkatimi şu çekti. Kova ve Akrep burcu gelmiş. Bunlar bazı özelliklerde birbirini çok çeken, birbiriyle çok örtüşen burçlar. Belli başlı noktalarda evet şu durum ya da şu özellik öteki burçla da aynı derinlikte ya da aynı yoğunlukta var diyebileceğimiz burçlar. Biri birini burada öldürüyor ama burada mecazi anlamda bakın. Tutkunuza dayanamayan, dayanılmaz bir cazibesi olan bir kişi olarak değerlendiriyor size. Ve ben burada daha çok şunu görüyorum. Dinleyen eril arkadaşlar için söyleyeceğim bunu. Bu açılımdaki dişil kişi sizin ona olan hayranlığınızı o kadar güzel fark etmiş ki sizin canınızı yakmaya da çalışabilir. Özellikle aranızda bir sıkıntı yaşandıysa. Dış görüntüsüyle, dış görünüşüyle ben buradayım, gel peşimden diyebilir. Böyle bir davet, böyle bir çağrı da var size. Arzulanmak istiyor ve sizin arzularınızı harekete geçirmeye de çalışıyor. Ve değer verdiğinizi de görüyorum zaten. Bu kişi de sizi çok değerli buluyor, şanslı buluyor. Etrafındaki kişiler için umut kaynağı, ışık kaynağı bir kişinin hayatına yerleşmiş, bir kişinin hayatına değmiş en güzel şey. Her şey onun için değer diye de düşünüyor bu kişi. Ama burada açılım eriler ve dişiler için farklılaştı yalnız. Bundan da bahsetmek isterim. Samimi olduğunu görüyorum ama sizi biraz uğraştırmaya çalıştığını da görüyorum. Burada bir bencillik ya da salt peşinden koşturmaya çalışma, hilekarca ya da aşka oyun gibi yaşayarak sizi habire peşinden sürüklemeye çalışan birisi yok. Bunu bir şey için yapıyor. Açılımımızın konusu o olmadığı için detaylandıramıyorum. Bir konu var ya da aranızda bir durum var, onun için yapıyor. Kaçamak tavırlar sergileyerek de dikkatinizi çekmeye bu yüzden çalışıyor olabilir.
Gece temasına çok dikkat ediyorum karta baktığımda. Geceyle ilgili bir durum yansıyor. Akşam vakitlerinde bu kişi sizi çok hayal ediyor, sizi çok düşünüyor olarak gelmiş. İstekler, tutkular ön planda. Evet, yeşil için söyleyeceklerim bu kadardı. Bu kişinin gözünde çok ayrı bir yerdesiniz, bambaşkasınız. Şimdi gelelim turuncuya. Bakalım turuncuda neler çıkmış. Ben burada bir aşk adına yapılacak seçim görüyorum. Siz bu kişinin gözünde şu şekil olabilirsiniz. Bakın, ya acı çekmekten hoşlanan bir yanınız var. Mazoşist olarak değerlendiriyor bu kişi sizi. Ya da siz bu kişiye acı çektiriyorsunuz ve acı çektirdiğiniz durumla alakalı sizi hatırlıyor. Onda bıraktığınız etki acı ya da onun sizde bıraktığı etki acı. Bu şekilde değerlendirerek ilerlediğini görüyorum. Bir seçim yapılmış bu ilişkide. Bir takım kararlar alınmış. Ve bu kararı almaya hazır mı değil mi? Öte taraftan sizinle ilgili bunları da değerlendirdiğini görüyorum. Öncesinde acı çektirdiyse tekrar aynı şeyleri yaşamak ister mi ya da tekrar benimle bu döngüye girmek ister mi diye düşünüyor. Bu ilişkinin bir yazanı çizeni var, ressamı var. Bir de olayı yaşayanı var. Bir taraf bir tarafa oranla daha uzaktan seyrediyor. Ve ben acı çeken tarafın siz olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü bu kişinin düşünceleri, onda bıraktığınız etki, size baktığında gördüğü şey yara almış olmanız. Ve bu tahribattan acaba sıyrılabildiniz mi? Zamanında bu aşkı belki de istediğinizi düşünüyor bu kişi ama şimdi acaba ister misiniz? Bununla ilgili bir durum var. Bir de rakiplerinin olup olmadığını düşündüğünü gördüm. İç dünyasında sürekli bir çekişme var. Sizin de iç dünyanızdaki çekişmelerin bitmediğini düşündüğünü görüyorum. Sizi bir film yıldızı olarak görebilir bu arada. Sanata, resme meraklıysanız, meyilliyseniz fotoğraf çektirmeye, bu kişiye fotoğraflarınızı da çektirdiyseniz öyle de hatırlıyor sizi. Ama tabii kendi kafasında çektiği bir fotoğraf da var. Hayran olunmak isteyen bir kişi bu kişi. Benim burada o kişi olarak bahsettiğim yorum tam tersi de olabilir. Uyanları alın. O şekilde de yorum getireceğim. Diğer bir yorum da zaten sizin hayranlığınız, keşfedilmek istemeniz, parlamak istemeniz, doğru zamanı beklemeniz, doğru hamleleri yapmak adına acele etmemeniz bu kişinin de dikkatini çeken durumlar. Ama ben burada bir sıkıntı, kaos görüyorum. Burada sorunsuz bir durum görmedim. Taraflardan birisi ikilemde burada. Ve neyi seçip neyi seçmeyeceğinizi bu kişi çok analiz edemiyor. Bunun da yeni bir şeyle bağlantısı yok zaten. Çevredeki insanlar diğer faktörler olarak da geliyor size karşı düşüncelerini değiştirme sebebi olarak. Ya da size baktığında gördüğü şey çevre değişikliğiniz ya da çevrenizdeki karışıklık olarak da çıkmış. Zamanında siz bu kişiye çok fazla hayran olduysanız bu hayranlıkla alakalı duruma alıştığını görüyorum ve size karşı bakış açısında da iç dünyasında yaşadığı çelişki var bu insanın. Bu hayranlığı tekrardan elde etmek için ne yapmalı? Burada kendine karşı kendince düşünen ve kendine karşı nasıl bir gözle bakılıyor çevre tarafından ve sizin açınızdan, siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da çok merak ettiği çıkmış. Şu da var. Birileri tarafından hiç boş bırakılacağını düşünmüyorum ben o kişinin. Zaten parlayan bir enerjide. Her ne kadar acılar çekmiş olsa da ya da bir kararsız kaldığı anlar gelse de çevresi kalabalık. Sürekli onunla beraber olmak isteyen ya da dikkatini çekmeye çalışan insanların varlığını görüyorum. Ona baktığımda ben bunu görüyorum diye de düşünebilir. Ama o filmi başa sarmak da istiyor. Sizinle ilgili bu kişinin hatırladığı bir şey var arkadaşlar. Size baksa da bakmasa da. Burada bakın bir resim çiziyor. O çizdiği bir şeyden dolayı daha önceki durumda hatırladığı şeylerle yorum yapmaya çalışıyor. Burada ben direkt bir ılımlı uyumlu durum ya da seyrinde
duygusal olarak bir harmon içerisinde bir ilişkinin götürülmesi durumunu görmedim. Bir duraksamalar var, bir çatışmalar, tartışmalar var. Bu arada sizi tuttuğunu koparan bir insan olarak da değerlendiriyor. Bakmasa da size, kendi zihninde filmi başa sardığında, evet, tahmin ettiğim gibi ya da tahmin ediyorum zaten, ben onu tanıyorum, onun resmini çizmişim kafama ya da zamanında onunla yaşadığım şeylerden ötürü hala biliyorum, derinlemesine biliyorum. Bakmasam da ben onun resmini çizerim gibi bir şey diyor bu insan size. O kadar iyi tanıdığını iddia ediyor diğer bir açıdan da. Evet, turuncu için de söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi maviye geçelim. Bakalım mavide neler var. Burada da iki türlü bir şey çıktı. Bir cezalandırılmakla ilgili ve toplum tarafından hor görülmekle ilgili bir şey çıkıyor. Şimdi burada ya bir askıya alınmışlık ya da bir ilişkinin bitmesi durumunun ardından karşınızdaki kişinin sizinle ilgili bir şeyi hazmedemediğini görüyorum ve siz onu kışkırtmaya çalışıyorsunuz olarak değerlendiriyor bazı olayları. Bunu daha çok görselliğinizle, paylaştığınız fotoğraflarla yapıyor olabilirsiniz. Dokunma duyusu çıkmış ama buradaki dokunma biraz cezalandırma gibi de aynı zamanda. Bu zamana değin kendi içinde biriktirdiği ve kendi içerisinde çok fazla tuttuğu bir şeyin açığa çıkması gibi değerlendirebilirsiniz. Sizi kaybetmek istemediğini görüyorum ama duygu açısından biraz cimri. Sizin de cimri olduğunuzu düşünüyor. Hatta onun bu cimriliğini, onun bu pintiliğini yok etmek için onu kasıtlı şekilde harekete geçirecek davranışlarda bulunduğunuzu düşünüyor. Size baktığında gördüğü şey bu. Bir de korkusuz oluşunuz, kendi duygularınızın, kendi hayallerinizin peşinden gidiyor oluşunuz. Siz kendi hayatınızda temkinli olabilirsiniz. Bu kişiye göre garantici bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Ama söz konusu bu insan için siz olduğunuzda o kadar temkinli olamıyor. Kışkırtma var burada. Bu kişinin algılarını alt üst ettiğinizi ve onun duygularıyla oynadığınızı söylüyor sanki. Şurada çok ilginç bir olay var. Olaylar silsilesi desem daha doğru olur ve insanların burada şaşkınlıkları, sizin şaşırtıcı bir insan olduğunuzu da düşünüyor. Size baktığında gördüğü şey de bu. Onda yarattığınız, hatta sadece onda değil, çevrenizdeki kişilerde yarattığınız etkiler de bu şekilde. Burada da çıkmış tuttuğunu koparma, bir şeye çok fazla asılma, direnme, inatçılık. Böyle de görüyor sizi. Kafanıza bir şey koyduysanız onu yaparsınız. Ama bir diğer taraftan da duygusal açıdan rüya gibi birisi olarak da değerlendiriyor. Kıskançlık algılıyorum. Bu bahsettiğim şeyler karşılıklı olabilir. Şimdi kışkırtma demiştim. Siz de kıskanç olabilirsiniz. O öyle düşünüyor olabilir ama siz de onu kıskandırmaya çalışıyorsanız burada o şekilde çıktığını dile getirmem de olur. Dikkatimi upuzun bir çizme çekti burada şu atın üstüne binmiş kadının. Çok uzun bir çizmeniz varsa dişil arkadaşlarım, diz kapağınızı da geçen. Mesela ondan çok etkilendiğini söyleyebilirim. Bu daha tabii kış o kadar gelmedi ama gördüğü bir fotoğraf da olabilir. Zincirlerinizden kurtulabilmenizi çok istediğinizi düşünüyor. Şimdi burada şöyle de çıkmış. Gerçekten sorun yaratan, gerçekten belli başlı konularda ben bunu hak ettim diyen bir tutumunu da görüyorum ama inatçılıktan kaynaklı bunu çok yansıtmayabilir bu kişi. Sizinle ilgili olan durumda da böyle yansıtıyor. Ve size baktığında gördüğü şey de hem sizi kaybetmek istememesi hem de bir taraftan da kendisini garanti altına alacak tavırlarda bulunması. De ben burada bir öfke ve can yanması görüyorum ama.
ama bu düşmanca bir enerjiden kaynaklı değil. Gidip de durduk yere ona bir tane patlatayım, ona bir tane vurayım gibi değil. Bunu tetikleyen şey duygular, her ne kadar açığa çıkarmasa da veya sizin açığa çıkarmadığınızı da düşünüyor olabilir. O yüzden de sinir oluyor olabilir. Bakın, bu da yorumların bir tanesi olarak gelsin. Duygum var diyor, hiçbir şekilde göstermiyor. Sonra bir anda göstermeye çalışıyor. Benim bütün algılarımı allak bullak ediyor, alt üst ediyor. Ben de buna uyuz oluyorum diye düşünebilir bakın bu kişi. Sonra öyle bir şaşırtıcı hareket yapıyor ki, belki de topluluk içerisinde yapıyorsunuzdur bunu. Ya size göre şaşırtıcı değildir ama ona göre öyledir. Hayretlere düşüyor ya da etrafınızdaki insanları da hiç umulmadık bir şeye sürüklediğinizi düşünüyor. Bu bahsettiğim şey illa kötü bir şey olmasına gerek yok. Mesela sizin bir normal bir haliniz vardır, onu götürüyorsunuzdur bir müddet. Sonra bir anda bir şey yapıyorsunuzdur, uzun zamandır yapmadığınız veya sizde hiç görmediği bir şey. Ondan sonra böyle bir şaşırıyor bu kişi. Böyle bir durumda görüyorum. Ama genel anlamda baktığımda sizde gördüğü şey, burada bir ya yanlış eylem ya da yanlış bir karardan kaynaklı cezalandırılma durumu ve kışkırtılma. Mavi için de söyleyeceklerim bu kadardı. Bu deste çok değişik bir deste, Manara Tarot. O yüzden bugün bunu kullanmak istedim bu açılımda. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bundan sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.